Akhisar'dan herkese merhaba arkadaşlar. Yeni rotamızda İç Ege'nin en büyük ilçelerinden bir tanesi, Manisa'nın en büyük ilçesi Akhisar'a geldik. Burası özellikle böyle köftesiyle, katmeriyle ve burada bulunan çok önemli bir antik kentiyle de sürpriz olsun. Harika bir ilçemiz. Biz de burayı çok merak ediyorduk. Bu videoda hem Akhisar'ın lezzetlerine hem de gezecek mekanlarına doyacağınıza söz veriyorum. Benimle kalmaya devam edin bu video boyunca. İlk olarak da buranın en önemli yerlerinden bir tanesi olan Akhisar Müzesi ile başlıyoruz arkadaşlar. Şu anda 2022 itibariyle müzeye giriş 20 TL ama müze kartınız varsa ücretsiz. Şu anda müzenin bahçesindeyiz. Burada müze ile başlıyorum. Sonrasında çok güzel lezzetler sizi bekleyecek. Hadi hazırsanız başlayalım. Akhisar denince akla gelen ilk ürünlerden bir tanesi de zeytinyağı arkadaşlar. Şu anda geldiğimiz yer Alhatoğlu fabrikası. Burada bize zeytinyağı tadımı, zeytinyağının üretimiyle ilgili güzel bir workshop yani atölye çalışması yaptılar. Şu an dışarı çıktım. Biraz dışarıda ses vardı. Anlatmak istiyorum. Arkadaşlar Akhisar zeytin üreticiliği bakımından Türkiye'deki en iyi yerlerden bir tanesi. Çünkü birçok çeşit zeytini burada üretilebiliyor. Zeytinyağına gelince olay çok daha farklı bir hal alıyor. Çünkü normal bir zeytinyağı ürettiği zaman 5 kilo aşağı yukarı zeytin kullanılırken buradaki domat zeytinleri sayesinde 10 kiloluk zeytinden 1 litre yağ çıkıyor. Bu da Akhisar zeytinyağını bambaşka bir seviyeye çıkartıyor arkadaşlar. Şu anda gördüğümüz zeytinyağının rengine aldanmayın. Genellikle renk bir tercih sebebiymiş gibi geliyor ama hayır, renkle alakası yoktur zeytinyağının. Şu anda bir tadımını yapalım. Gerçekten yumuşak. Asitlik oranı biraz az. Güzel bir zeytinyağı. Biraz daha zeytinyağı ile ilgili atmaya devam edeceğiz. Çünkü zeytinyağının menbaına geldik arkadaşlar. Bakalım daha neler deneyeceğiz. Ya, Akhisar merkezde gezimize başladık arkadaşlar. İlk gastronomi durağımız arkamda gördüğünüz Nur Sevcan helvacısı. Burası sıcak helva yapan bir yer. Ve birazdan içeride göreceksiniz, kendi üretim yerinde satış yapan son ustamız bizi bekliyor. Çok güzel bir koku vardı içeride arkadaşlar. Gördüğünüz gibi salaş bir dükkan, küçük bir dükkan. O yüzden sırayla girip çektik. Ben biraz erken davrandım. Artık Akhisar sokaklarında gezmeye başladık. Çok acayip bir gastronomi turu olacak. Tarihi eserler açısından da birkaç yer koymaya çalışacağım. Akhisar öyle çok fazla tarihi esere sahip değil. Hani çok köklü eserlere sahip. Ama böyle görüp görebileceğiniz çok fazla eser yok. Ama olanları da ben koymaya çalışacağım. O zaman ne diyoruz? Çekmeye devam. Şu anda bulunduğum yer arkadaşlar Paşa Camii ve hemen karşısında bulunan Paşa Hamamı. Burası 1469 yılında Sarı Ahmet Paşa tarafından yaptırılan Osmanlı mimarisi eserleri arkadaşlar. Evliya Çelebi'nin eserlerinde buranın bahçesinde o zamanlar satranç oynandığı da söyleniyormuş. İçeri girdiğiniz zaman göreceğiniz camlar da Türkiye'nin ilk cam fabrikasından buraya getirilmiş. Yani hem sanatsal anlamda hem de mimari açıdan Akhisar'daki en önemli tarihi eserlerden bir tanesi. Hemen arkasında da şu anda aktif olan Paşa Hamamı var. Buraya da gelip güzel bir hamam deneyimi de yaşayabilirsiniz. Şu anda vakit sıkıntısından dolayı caminin iç tarafına giremiyorum ama size de bu minaresi sanırım. Bu minaresine ne oldu abla? Minaresine ne oldu? Yıldırım değil mi? Tahmin ettiğimiz üzere de minaresi şu anda bakın gördüğünüz gibi biraz yıkılmış ve bir yıldırım çarpmış ama herhalde ilerleyen zamanlarda yapacaklar. Yabancıyız ablacığım. Ben Diyarbakırlıyım. Ben buranın yerlisiyim, bana sorunlar. Ha, ablacığım valla. Paşa Hamamı eski, çok tarihli. Paşa Hamamı az önce anlattı. 1469 diyor. Aynen. Çok eski. 5-6 bu cam da aynı. Evet bu da aynı. Aynen. Sarı Ahmet Paşa yapmış, onu söyledim. İçine ilk cam fabrikasından getiren camlar kullanılmış. Var mı peki başka mesela buraların özelliği böyle? Özellik mi? Özellik. Özellik işte bunlar resmi olarak. Bir de şurada ileride Şehser Camisi var. Oraya gideceğim. Gitti, oraya git. Oraya gittim, yalnız bir kere git, namaz kılırdı. Beni alacağım. Ama bilgi veriyoruz abla. Tüm Türkiye'ye bilgi veriyoruz şu an. Televizyonu çıkarım bize. YouTube abla, sosyal medyaya. Güzel bir ilçe ama. Tamam, çok güzel. Çok güzel Akhisar'ımız. İşte biz... Üzümünden meşhur, üzümünden meşhur. Başka ne ile meşhur? Eskiden tütün çoktu. Tütün? Tütün kalktı. Tütün maalesef Türkiye'de her yerde kalktı. En çok zeytin. Zeytin. Zaten şu an zeytinyağı dönemi. Biz sabah gittik. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ.
Ve bir sonraki durağımız arkadaşlar Yavuz Katmer. Katmer biliyorsunuz ki Anadolu'nun birçok şehrinde ünlü bir yiyecek. Ama Akhisar'da daha farklı yapılıyor. Tuzlu bir yemek, hamur işi. Şimdi buranın en ünlü yerlerinden bir tanesi olan Yıldız Katmer'e geldik. Nefis tereyağlı yazıyor. Ben de en sevdiğim yemek türlerinden biri hamur işi türleridir arkadaşlar. O yüzden merakla burayı bekliyordum. Şimdi bakalım içeride neler var. Şimdi Yıldız Katmer ustamızın yanındayız. Merhaba ustam. Merhaba, öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Hocam öncelikle katmerin, mesela bir Gaziantep'teki katmerden farkı nedir? Bizim katmerimiz tuzlu olmasa orada tatlı, bizde tuzlu. Tatlı tuzlu farkı tatlı, var. Tuzlu. Bizim bunun içinde yumurta, maydanoz, peynir. Yumurta, maydanoz, peynir. Yeterli bence. Yeterli. Bol tereyağlı. Bol tereyağın içinde kızarması, hamurun içinde. Ha bir de kızarmış. Tabii. Burada fırının olayı yok. Yok. Süper. Kızarma. Tamam. Saçta kızartıyoruz onu o şekilde. O zaman birazdan yapılışını üzerinde göreceğiz. Maydanoz peynirle servis yapılır. Peynir ne oluyor peki? Hangi peynir, tür? Tulum peyniri. Tulum peyniri. Tamam, teşekkür ederim. Bir de ben burada 4 mevsim gazozu içmiştim. Evet. Onu unutma. Onu unutma. Bir tanesi de maydanozsuz da o zaman yedim katmer. Akhisar'a özgü güzel bir tulum peynirli, yumurtalı, maydanozlu. Tuzlu daha çok sevdim. Bir de Akhisar'ın 4 mevsim, davul değil mi? Buraya. Nasıl ya? Acayip bak. Yağda kızarmasına rağmen ne kadar akıllı. Tulum peyniri de güzelmiş. Bayağı yakışmış. Şimdiki durağımız Akhisar'la özdeşleşen Akhisar köftesini yapan Can Köfte arkadaşlar. Burayı çok methettiler, çok yazdılar bana. Ben de şimdi içeriye Murat'la geldim, güzel bir çekim yapacağım. Sizi burada köftenin menbaıyla tanıştıracağım arkadaşlar. En meşhur yerdeyiz. Şimdi baharat çözüm. İstersen bile yok. Sessiz söyledi, sıkıntılı. Ve beklediğim anlardan biriydi. Murat'cığım köfteyi çok övmüştü. Abi çok iyi ya. Ama sıfırlıyor. Abi şuna baksana. Ve sadece soğan ve tuz. Baş et suyu yok. Göm baba. Ya ekmeğe bayıldım ya. Ekmek gerçekten muazzam. Ama orada bir noktası var. Tereyağı, margarin ve su koyuyorlar. O sudan dolayı bu kadar yumuşak. Normalde yağ ile yaptıkları zaman sert olur. Ve şunu söyleyeyim, biraz Edirne'deki gibi şöyle acı bir sos da veriyorlar değil mi? Yok canım, sağ olasın. Teşekkür ederiz. O zaman bir sonraki mekanda görüşürüz. Herkes bir şey söylüyor. Fark edin mi çekim yapacağımız zaman? Neyse bir şey olmaz. O zaman bir sonraki mekanda görüşürüz. Görüşürüz. Ve arkadaşlar Akhisar'da tatlı olarak da yoğurt tatlısı. Yoğurt tatlısı yiyeceğiz. Şu anda dilimi 5 TL'ye satılıyor. Hafiftir, baymaz. Baymaz. İlice yer gelir. Şam tatlısı da var bu arada ama biz burada yöresel yiyeceğiz tabii ki. Teşekkür ederiz. Ve bir diğer ünlü lezzet doğramalı paça pideye geldik arkadaşlar. Burası gerçekten ilginç bir deneyim olacak. Çünkü biz pideyi biliyoruz, paçayı biliyoruz ama hepsinin birleştiği bir yeri ilk defa gördüm. Şimdi içeride deneyeceğiz. Ben de merakla lezzetini bekliyorum. Şimdi arkadaşlar içeriye girdik. Az önce Instagram'da bana anlattı. Ben de şöyle anlatayım. Yanlış yere düzeltirsin ustam. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar hayvanın paçanındaki siyah etleri direkt pidelerin üzerine diziyor. Bol şifa. Kimisi şey mi istiyor, susuz mu istiyor? Aynen abi, pidesiz olan da var. He. Normal kelle paça oluyor. O da güzeldir yani. Altında bir de gülüyor, bu kadar. Ve sonunda arkadaşlar gördüğünüz gibi sirkeli sarımsakla dökülerek son halini alıyor.
Şifa deposu arkadaşlar. Türkiye'nin çatalla yenen ilk paçasıymış. Murat Çığım'ın bana verdiği bilgiye göre. Bakın görüyorsunuz. Tamamen siyah. Ben daha çok severim siyah yerlerini. Ve gerçekten sarımsağı ve sirkeyi sonuna kadar hissediyorsunuz. Gerçekten. Murat Çığım, teşekkür ederim. Afiyet olsun kardeşim. Abi. Koruk suyu da iç. Koruk suyu. Evet. Buraya özgüdür bak. Farklı. Evet. Sinyalı daha güzel oluyor. Aynen öyle. Teşekkür afiyet olsun. Ederim. Sağ olun. Ve bana mesajlarda en çok gelen ikinci lezzet olan kokoreçi deneyeceğiz arkadaşlar. Şu anda Saray Kokoreç'e geldik. Birkaç tane daha ünlü bir yer var ama bizim tercihimiz burası oldu. İçerideki kalabalıktan zaten ne kadar popüler bir yer olduğu anlaşılıyor. Şimdi içeri girelim. Biraz da kokoreçin tadına bakalım. Ve içeriye girdik arkadaşlar. Şu anda ustamız, isminiz neydi acaba? Ali. Ali Bey. Çok övüyorlar sizi. Biraz az önceki muhabbetten anladığım kadarıyla siz birçok farklı kokoreçi aynı anda servis eden bir mekansınız değil mi? Aynen öyle. Dana kokoreci, kuzu kokoreci, atom ve gördüğünüz gibi tepsinin içinde. Evet. Öyle beraber dalak. Onu ilk defa zaten Akhisar'da gördüm ben. Evet. Ne kadar yarım şu anda? Dana kaç verdi? Şu gördüğünüz dana kokoreci 30 TL yarımı. 30 TL yarımı. Çok iyi ya. Kuzu? 40. Kuzu 40. Atom? Atom 50. 50. Şimdi Uğur Mumcu Kültür Merkezi'ne geldik arkadaşlar. Yıllardır kadın kooperatifle çalışan biri olarak burada çok güzel bir örnek olduğunu duydum ve sizle tanışmak istedim. Hoş merhabalar. Geldiniz, merhabalar. Teşekkür ederiz. Kısacası bize biraz bahseder misiniz? Kadın kooperatifimiz ne yapar, ne üretir? Tabii. Burası şu anda bu arada Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde Akhisar Kadın Kooperatif işletmesi olan Kafe Kop'tayız. Bizim burada tamamen kadın arkadaşlarımızın çalıştığı bir kafemiz var. İşletmemiz ve faaliyet alanlarımızdan biri bu. Bir diğer alan ise gıda üretimleri. Ben size gıda ürünlerinden bahsedeyim. Erişte çeşitlerimiz var. Pancarlı eriştemiz. Sadece Akhisar Kadın Kooperatif ürünü olan zeytinli eriştemiz. Aynı zamanda zeytinli eriştemizin Kafe Kop'ta sunumunu da yapıyoruz, servisini de yapıyoruz. Zaten sanırım evet, şu anda tadımını yapacağız. Yaparsınız. Tarhanamız, zeytin çeşitlerimiz. Tabii, olmazsa olmaz. Aynen öyle. Coğrafi işaretli ürünü aynı zamanda zeytin. Kaç tane var Akhisar'ın coğrafi? İki tane. Evet. Salçamız. Salçamızda tamamen geleneksel yöntemlerle hazırladığımız ürünlerimizden. Bir de böyle. Mevsiminde üretilen ürüne göre de reçel çeşitlerimiz. Şeftali bu toprakların mı? Tabii ki. Hepsi. Hepsi bu topraklara ait ürünlerden hazırlanan reçel çeşitlerimiz. Bunun gıda üretimlerimizin yanı sıra kurumsal hedefler yapıyoruz. Biz kurumların firmalara, özel çalışanlarına özel günlerde hediye ettiği ürünleri yapıyoruz ve bunların şeylerini tamamlayarak malzemelerini temin ederek evde işi bir tane isteyen kadınlarımıza da atıyoruz. Ne güzel. Bunun öncesinde tabii ki eğitimlerini veriyoruz o kadınlara. Eğitim süreci de var. Sonra malzemelerini temin edip dağıtımını yapıyoruz, üretimini yapıyoruz. Onlara örnek de ben birkaç bir şey sunmak istiyorum. Çantalarımız. Çok şöyle. Güzel bir şey. Evet. Şöyle havlu işlemeli. Böyle. Lavanta keselerimiz. En son de facto'ya yapmıştık. Çok aynı güzel. Zamanda lavanta kesesini. Böyle güzel. Evet. Hediyelik ya da işte böyle kullanışa ve eşyalar evet. Yapılıyor. Böyle kadın kooperatifinin atmasını diliyoruz. Biz de uğraşıyoruz. Kendi işimden dolayı ama sizlere böyle güzel işler yaptığınızı görmek gerçekten çok güzel. O zaman ne yapalım? Önce lezzetimizi yiyelim. Sonra mekanlara devam edelim. Evet. Şimdi Akhisar'daki en önemli turistlerine geldik arkadaşlar. Burası Tiyatro Antik Kenti. Hemen şehrin merkezinde bulunuyor. Zaten şehri gezerken karşılaşmama gibi imkanınız yok. Ama özellikle buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi burası neden önemli? Çünkü Hristiyanlık için arkadaşlar 7 önemli kilise vardır. Bunlar haç görevi yapmak isteyen Katoliklerin özellikle gezmesi gereken kiliselerdir. Bu kiliselerden bir tanesi olan Tiyatro Kilisesi de hemen burada bulunuyor arkadaşlar. Bakın arkamda gördüğünüz bu harabe o kilisenin varlığı. Şu anda da bulunduğum yerde Agora. Şimdi tiyatroya da biraz şöyle anlatayım. Akhisar'ın aslında geçmişi M.Ö. 7000'li yıllara dayanıyor ve toplamda 9000 yıllık bir
geçmişten bahsediyoruz. Ve bu antik kentte 9000 yıl boyunca şehirdeki varlığını sürdüren, üzerine eklemelerle devam eden kalıntılardan bir tanesi. Şu anda buranın, burayla ilgili çok şey anlatabilirim size ama ben size kısa kısa söyleyeyim. Siz sonra gelip burayı gezin, görün. Yüzeyde çok fazla bir şey yok. Gördüğünüz gibi bu kemerler kalmış, sütunlar kalmış. Onun dışında kilisenin ve manastırın, işte bazilikanın kalıntıları var. Ama şu iki bilgiyi vereceğim. Birincisi arkadaşlar, dediğim gibi haç merkeziydi. Haç merkezinden birisiydi burası da. İkincisi, burası aynı zamanda bu Roma medeniyeti içerisindeki en önemli tekstil yerlerinden bir tanesiydi. Şu anda hani Akhisar Ovası'nın pamuk kalitesi açısından en iyi yerlerden bir tanesi olduğu için burası tekstilde çok ön plana çıkmıştı. İkincisi de arkadaşlar, zamanında Bergama kralı vasiyeti üzerine Bergama'yı Roma'ya verince, kimse deli de diyebilirsiniz ona. Burada onun kardeşi, tabi bundan üvey kardeşi, bundan rahatsız oluyor ve Tiyatro Antik Kent'le ilk ayaklanmayı, kölelerle birlikte ilk ayaklanmayı çıkartıyor ve tabi sonra kaybediyor bu savaşı Romalılara karşı, ama bu gördüğünüz antik kentin olduğu kısımda o zamanlar ilk isyan, ilk Roma dönemi, Roma medeniyetine karşı, Roma imparatoruna karşı ilk isyan gerçekleşiyor. Gerçekten çok önemli bir antik kentteyiz. Maalesef dediğim gibi çok bir şey kalmamış ama normalde şu aradan 300-400 metre daha devam ediyormuş. Bergama'nın bir küçüğüymüş aslında burası da. Ama şu anda gördüğünüz kanıtlar bu kadar. İçeriye giriş, müze kartınızla ücretsiz bir şekilde giriş yapabiliyorsunuz. Zaten bütün çevresinde dolanabiliyorsunuz. Sonra gastronomi ile devam edeceğiz. Geldiğimiz yer Akhisar'ın yaklaşık 1 saat uzaklığında muhteşem bir zeytin ağaçlarıyla kaplı bölge. Burayı gördüğünüz ağaçlar ortalama 1000 ile 1500 yıllık arasında değişiyor yaşları. Bu gördüğünüz Trilya cinsi. Biraz yaklaş Yusuf'cum. Trilya cinsi bu zeytinler. Domat aslında burada çok ünlü ama onlar daha iri oluyorlar. Yani çok güzel bir bölge şu anda. Biz de zeytin hasadı yapacağız böyle. Artık bunlar zamanı geldi. Bunları böyle toplayıp artık bir şekilde değerlendireceğiz. Ama Akhisar'a geldiğin zaman zaten şehrin dört bir yanında inanılmaz derecede böyle zeytinyağını ve zeytin üreticilerini ve satıcılarını görebiliyorsunuz. Ama bu güzel deneyimin de turistik hale getirilmesine inanıyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda böyle bir güzel zeytin hasadı şenlikleri olur. Akhisar da hak ettiği yere, turizmle de gelir. Ve Akhisar'da gezimize devam ediyoruz. 1797 yılında Osmanlı döneminde yapılan çocuk kütüphanesine geldik. Mimari açıdan bir kütüphaneye özgü yapılan, ne oldu kardeşim? Mimari açıdan çocuklar için dünya üzerinde yapılmış ilk kütüphanedeyiz arkadaşlar. Burayı merakla görmeyi çok bekliyordum. Osmanlı dönemi eseri burası. İçerisi halen de çocuk kütüphanesi olarak da hizmet veriyor. Şimdi içeriye gidip neler olur bir bakalım. Çamurla sıvıyoruz bunun ağzını. Buyurun çocuklar. Bak buradan alın alın yiyin. Alıyoruz. Arkadaşlar burası da belediyeye bağlı Zeytin Müzesi ve içerisi de böyle güzel bir kafe olarak hizmet veriyor. Şu anda müzenin eşyalar kısmındayız. Böyle sergilenen zeytin üretiminde, tarihte kullanılan birçok eşyayı burada görebiliyorsunuz. Bakın büyük değirmenler, ortada güzel bir zeytin ağacının tasviri. Sonra biraz daha yeni teknoloji başlıyor. Buradan devam ediyoruz. Bakın daha böyle bir modern teknolojiyle sıralanıyor eski zeytinyağları. Burada da işte artık mevsimlik işçiler görevlerini bitirdikleri zaman aldıkları paraları gösteren bir yer. Tanıtım broşürleri. Çok kapsamlı, güzel müze. Bir müze içerisinde kafeyi de kullanarak yiyip içebiliyorsunuz arkadaşlar.